Çok kısa bir sorum daha olacak size. Şimdi soruşturmalar yapılıyor bu şeylerin sorumluları ile ilgili. Müteahhitlere yönelik gözaltılar var, tutuklamalar var. Bizim yayından önce İpsos'un araştırmasında müteahhitler birinci sırada, ikinci sırada yapı denetim şirketleri çıkmış. Sonrasında devam ediyor sorumlular listesi. Hangi makamdan başlanmalı? Bu soruşturmalar nerelere uzanmalı? Belediyeler neresinde? Yetkililerin hangileri daha sorumlu bu yıkımlarda? Şimdi yani suçu sadece müteahhitlere yıkıp kurtulmak mümkün mü? Evet, bunu yazdım da ben şöyle. Deprem soruşturmaları teknik ve uzmanlık gerektiren soruşturmalar. Bir, Cumhuriyet Savcısının kendisinin hukuk bilgisiyle altından kalkabileceği bir soruşturma değil bu. Burada olay yeri inceleme, keşif ve bilirkişi raporları çok esasa müessir ve belirleyici olacak. En temel delil onlar. Onun için bu stüdyolarda geçen programda da sizde vardınız hocam. Orada da söylemiştim. Buradaki en önemli deliller enkaz. Çünkü oradaki enkazdan alınan örnekler üzerinden failler, kusur durumu tek tek bilirkişilerce tespit edecek. Kim bu bilirkişiler? Başsavcılığın görevlendirdiği inşaat mühendisi, mimar, jeofizikçi, deprem bilimci, karot uzmanı gibi heyetlerden oluşan bilirkişiler. Hatta o konuda bilirkişi bulma konusunda eksiklikler olduğu iddiası vardı. Siz de yayında söylemiştiniz, biz üniversite olarak da yardımcı olabiliriz diye. Ve birçok ayrı heyet görevlendirildi ve o raporlar sorumluları çok net bir şekilde ortaya koyacak. Kolon kesilmesindeki sorumluluk durumu başkadır. İnşaatta kullanılan malzemenin yönetmeliğe aykırı olmasındaki sorumluluk başkadır. Baktığınız zaman proje ruhsat ve eklerine aykırı imalatta kaçak yapıdaki sorumluluk başkadır. Bunların her biri her bir binada spesifik olarak durumun özelliklerine göre şekillendirilebilecek. Bu kadar çok yıkımın olduğu bir dönemde ve durumda bunlar sizce tek tek tespit edilebilecek Şüphesiz mi? Şüphesiz edilemez. Yani özellikle kolon kesme gibi binanın taşıyıcı unsurları üzerinde yapılan tahrifat, çünkü orada enkaz var. Yani tespit edilebilecek maksimum şey aslında mesela bilirkişilerin sorduğu şeyler, mevzuata uygun mu yapı, kolon kesilmiş mi, kaçak yapı var mı, kullanılan malzemenin nitelikleri, sadece oradan karot örneği alıp betonun kalitesini bakılabilir. Donatılarda bir eksiklik var mı yok mu ona bakılabilir. Temelde kullanılan malzeme ile ilgili tespitler yapılabilir. Yoksa o taşıyıcı unsurlar, aksla ilgili yapılan müdahaleler tespit edilemez. Ancak birkaç örneği var. Öncesinde şikayet konusu olduysa, fotoğraflarla tespit edilebiliyorsa ya da tamamı yıkılmamış ayakta ve fakat can kaybı varsa bir şekilde. Çünkü sadece can kaybı olan enkazlar bakımından başsavcılıklar şu an soruşturma yürütüyor. Onun dışındaki enkazlar bakımından soruşturma yürütmüyor. Çok kısa, çok güzel bir şey söylediniz Rezan Bey. Aslında bina komple çöktüğü zaman eğer kurtarma operasyonu olmasa kolon eksik mi belki tespit edilebilirdi. Hı hı. Ama içinden maalesef şey çıkarılmış, bir ölü çıkarılmış, bir cenaze çıkarılmış. Onu çıkartabilmek için o enkaz bayağı bir hırpalanıyor. Hani deliller birazcık yok oluyor aslında bakarsanız. Mecbur yani orada evet, artık yani. İnsan hayatı. Evet, olduğu yere delilleri çökseydi orada görürdük belki eksik kolonu. Fakat o kurtarma çalışması sırasında enkazlar bildiğiniz hafriyata evet dönüyor. Dolayısıyla bu nevi'den düzenlemeler yapılacak. Devam edeyim. Bu hırsızlık ve yağma suçlarına ilişkin bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gözaltı sırası uzatıldı ama bence bu deprem soruşturmalarında da bu yapılmalıydı. Hangi aşamada bilmiyorum. Çünkü çok fazla fail var. 24 saat gözaltı süresi yetmeyecektir. Yani bugün raporlar 1-1,5 ay içerisinde gelecek. O raporlarda tek tek sorumlular yazacak. Müteahhit, yapı denetimci, yapıyı denetleyen, regülasyonu yapan, işte fenni mesul, kamu görevlileri belediyedeki, bunların hepsi tek tek bilirkişi raporunda derc edecek. Onun ortaya koymuş olduğu failler üzerinden başsavcılıklar adli kontrol başta olmak üzere tutuklamaya dair bütün tedbirleri de uygulayacaklar. Tabii burada öncesinde de Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan, yapı denetim firmalarından ve belediyelerden proje ruhsat ve eklerini istiyorlar. Bütün o yapıya ilişkin arşiv dosyaların tamamı talep ediliyor. Dijital ortamda da var onlar. Kuvvetle muhtemel duruyordur. Yani kurumlardan birinde yoksa diğerinde vardır eş zamanlı olarak. Mutlaka onlar temin ediliyordur. Burada benim yapmak istediğim çok önemli bir uyarı var. Onu en azından yapmak isterim. Şöyle ki, bu tür soruşturmalarda diyelim ki failler tespit edildi. Yargıtay'ın yerleşmiş, kemikleşmiş müstakil içtihatları diyor ki bilinçli taksirle öldürme var. Bilinçli taksir. Yani siz neticeyi öngörüyorsunuz. O kullandığınız malzeme nedeniyle binanın bir olası bir depremde çökebileceğini öngörüyorsunuz. Ve insanların ölebileceğini, ama istemiyorsunuz diyor. Türk Ceza Kanunu 85 ve 22.3. Bunun cezası
maksimum bütün ölümler için 22,5 yıldır. 22,5 yıl kaç ölü olursa olsun bir enkazda. 22,5 yılın yatarı da bizim iç hukukumuzda 1/2 şartla salıverme, 1 yıl denetimi serbestlik düştüğümüzde 10 yıl 3 aydır. Şimdi bu çok kamu vicdanını rahatsız eder. Çok, yani tabii. Yüzlerce insanın öldüğü bir yerde müteahhite ve yapı denetimciye sorumluluk ve kusur izafe ediyorsunuz diyelim ki bunlar müşterek fail. Ya da yapı denetim görevi kötüye kullanmış, ihmal etmiş müteahhit müşterek fail. Yüzlerce ölü var. Bilinçli taksir kurumunu tatbik ettiğiniz için şartla salıverme ve denetim serbestlikten sonra 10 yıl 3 aylık bir çok az. Hapis cezası. Çünkü kusur şöyledir ceza hukuku bakımından. Taksir, bilinçli taksir, olası kast, kast. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik varsa basit taksir. Tipik trafik kazaları burada olmaz. Neticeyi öngörüyorsa, fail istemiyorsa bilinçli taksir. Yargıtay diyor ki deprem soruşturmalarında en son Soma'da da itiraz yöne bilinçli taksir var dedi. Onun bir üstünde sorumluluk skalasında olası kastlar. Olası kast nedir biliyor musunuz Kübra Hanım? Bir maçtan sonra bir maganda havaya ateş ediyor. Öğrencilere de böyle anlatıyoruz bu örnekle mesela. Balkonda bir çocuk ölüyor o kurşundan. Dolayısıyla burada o magandanın sorumlu olası kastlı öldürmedir diyoruz. Niye? Olursa olsun, olmazsa olmasın demiş. Neticeye dair eylemi ve iradesi. Olursa olsun, olmazsa neticeyi öngörüyor ama olursa olsun, olmazsa olmasın diyor. Eğer siz burada olası kastlı öldürme derseniz nerede olur bu? Şimdi daha fazla alandan faydalanmak için kolonu kesen kişi, mülkiyet hakkı sahibi, müteahhit veya fiili kiracı. Kullanıcı veya kiracı. Aslında ne yapıyor? Depremde buranın yıkılabileceğini öngörüyor. Ama olursa olsun, olmazsa olmasın diyor. Niçin? Onun motivasyonu ne orada? Aman bir şey daha olmaz fazla diyor. Daha fazla bir alandan faydalanmak. Şimdi burada olası kastlı öldürmenin tatbik edilmesi Türk Ceza Kanunu 81. maddesi ve 21'e 2 uyarınca bu hükümlerin uygulanması gerekir diyor. Ne fark olacak biliyor musunuz? Her bir ölümde 20 yıldan 25 yıla kadar her bir ölümde 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Ömür boyu hapiste kalması anlamında anlamına geliyor bu failin burada. Yani bilinçli taksirle olası kast arasında böyle bir tipik sonuç var. Birinde kaç kişi vefat ederse etsin 10 yıl 3 ay cezaevinde kalıp çıkacak. Şartla salıverme ve denetim serbestlikten sonra fail. Bir diğerinde her bir vefat eden yurttaşımız için 20 yıldan 25 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak. Bu da bir enkaz nedeniyle mahkum olması ihtimalinde ömür boyu hapisten çıkamaması anlamına geliyor. Bu da son derece önemli. Dolayısıyla ben buradan şu çağrıyı da yapmak istiyorum. Başsavcılıklar yani bir genel geçer kabul olarak bilinçli taksir üzerinden bu soruşturmaları yürütmesin. Her somut olayın koşullarına ve şartlarına baksın. Burada bazı enkazlar bakımından hatta önemli bir kısım bakımından olası kast da var. Yani müteahhitler, kiracılar o kolonu kesen veya yönetmeliğe aykırı ruhsatsız bir şekilde o yapıyı oluşturan kişi ya neticeyi öngörüyor ama olursa olsun olmazsa olmasın diye insan hayatını ve onurunu hiçe sayıyor. Bunlar bakımından en azından bir olası kastlı öldürme ihtimali düşünmeli. Niye bunu da söylüyorum biliyor musunuz? Şundan söylüyorum. Çok sıcak, çok öfkeliyiz, çok kızgınız. Siz günlerdir yayın yapıyorsunuz olağanüstü bir özveriyle bölgede insanlar olağanüstü özveriyle çalıştılar, arama kurtarma yaptılar. Herkes imkanları ölçüsünde yardımcı oldu. Çocuğunun tulumunu çıkarıp bölgedeki bir anneye yollayan annelerin olduğu bir örneği gördük. Acılarda ortaklaştık ama zaman ilerleyecek. İlk derece yargılaması 3-4 yıl, evet. İstinaf 2 yıl. Dosya Yargıtay'a geldiğinde 8-9 yılda bir bakacaksınız. Uygulama çok yumuşatılmış, bilinçli taksirden bozma kararları gelmiş. Dolayısıyla en azından bu aşamada olası kast alternatifini de düşünmek lazım. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hiç konuşmadığımız bir konu, yani bu kamu görevlileri, belediyedeki kamu görevlilerinin durumu ne olacak? Yani biz okumayı sadece müteahhit üzerinden yapıyoruz. Doğru. Yani kolaycılık bu. Yani müteahhit şüphesiz öyle. Yapı denetim gitmemiş, görmemiş, hemen imzalamış yeni mezun bir inşaat mühendisi, mimar ki bunu da konuşmak lazım. Hiç gitmemiş, yapıyı denetlememiş ama önüne gelmiş ve imzalamış. Güzel. Veya çok tecrübesiz gitmiş. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis diyor. Yapı denetim kanunu değiştirin. Biraz daha caydırıcı olsun. Bu insanlar neyi imzaladıklarını görsünler. Hepsi çünkü yargılanacak. Ya şehirlerimizin emanet edildiği şehri eminler. Onlar bakımından onlar belediye başkanları, belediyelerin ilgili birimleri
Niye bunları konuşmuyoruz? Bunların hiç mi burada sorumluluğu yok? Bakın ben burada da yazdım. Bunu da söylemek istiyorum. O soruşturmaları o yönüyle de eksik görüyorum. Hani buradan tarihe not düşmek istiyorum. Bu belediye yetkilileri. Mesela iki tane tipik örnek vereyim size. Kaçak yapı. İmar Kanunu 32'ye göre gittiniz, mühürlediniz. 30 gün süre verdiniz. Dediniz ki bunu ruhsata uygun hale getir. Yani yık ya da ruhsatını al, legalize et. Yapmadı. Döndünüz 32. maddeye göre yıkım kararı verdiniz. 42. maddeye göre de encümen para cezası verdi. Belediye ne yapmalı artık onu? Yıkmalı değil mi? Yıkması lazım ya. Yıkmadı, deprem oldu, insanlar altında kaldı. Öldü, hipotermiden öldü, genel beden kafa travmasından öldü, nefes alamadığı için öldü. Bu birinci örnek. İkinci örnek diyelim ki riskli yapı tespiti yapıldı. 60 gün ve 30 günlük süreler verildi. Tahliye etmedi binadan, çıkmadı içeridekiler. Çıkarmadı, belediyede gidip veya bakanlıkta gidip bu konuda bir irade ortaya koymadı. Bunun tahliyesini yapıp bu mekanizmayı işletmedi ve bu insanları tahliye etmedi. Bina yıkıldı. Riskli yapı, can güvenliği tehdidi var. Bunun sorumlusu kim? Bakın ben dedim ki burada Türk Ceza Kanunu 83. madde burada uygulanmalı. Kamu. Çünkü bu durumda şöyle gidecek belediye görevlileri bakımından. Ben hissediyorum soruşturmaları. Görevi ihmal. Alt sınırı 6 ay, 5 ay hükmün açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevirme. Dolayısıyla bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasıncılık felsefesi, o ihmaller zinciri devam edecek. Burada da daha esasa müessir, etkili, her somut olayda spesifik koşullara göre soruşturma ve yargılama yapılmalı. Bakın bu kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi. Türk Ceza Kanunu 83. Aynen şunu söylüyor. Bir kimseye sözleşme veya kanunla bir yükümlülük yüklenmişse ve o yükümlülüğünün gereğini ifa etmemişse, oradaki ihmali davranış, icrai davranışla eşdeğerse artık onu diyor Türk Ceza Kanunu 83'ten sorumlu tutmalısınız. Nedir diyor. 83'ün cezası? Bu da 15 yıldan 20 yıla kadar hapistir. Bu örnek şöyle bir örnek. Can kurtaran, boğulan bir yurttaş var, atlamadı, öldü yurttaş. Ne olur? İşte bu kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi. Doktora gittiniz, yoğun bakım, acil müdahale edecek. Doktor diyelim ki gitti yemek yedi, bu müdahaleyi yapmadı. Bu olur. Burada da yıkım kararı olan bir yapıyı yıkmayan, can güvenliği riski olan riskli yapıyı yıkmayan kamu görevlileri hakkında bir, hukuken yıkmak zorunda mı? Suçun sübutuna ilişkin konuşuyorum. Evet, yani bir hukuki yükümlülüğü var mı ve bu kanundan kaynaklı mı? Evet. İki, ihmali davranışı, icrai davranışa eşdeğer mi? Evet. Yıksaydı ne olacaktı? Depremde yıkılmayacaktı. Yıkılmadığı için de İnsanlar ölmeyecekti. Dolayısıyla Türk Ceza Kanunu 83'e göre burada da ben 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla bu kamu görevlilerinin yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Rezan Öpe.